Hitman Piste programına hoş geldiniz sevgileri severler. İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda birinci yarış gününde yedi koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 18'i gösterdiğinde ilk koşuyla birlikte yedili ganyan başlarken saatler 18:30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlayacak. Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ise gündüz ikinci yarış sezonu gününde altı koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 14:30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte altılı ganyan başlarken akşamsa yurt dışı yarış. Programı programında, İngiltere'nin Wolverhampton hipodromunda 7 koşulu yarış programında saatler 19.15'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 19.45'i gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. İstanbul'da birinci koşuda Dişilere ait bir yarış olacak. Yamak 2 aprantiler atmayacak bu koşuda. 4 ve daha yukarı yaşlı Arap atları 2000 metre mesafede start alacaklar. Ve itman pisti programımızda bu koşuda 5 numaralı Turboer isimli safkanın son itman gönüllüsü gelecek ekranlarınıza. Turboer son katıldığı yarışından 4. olarak ayrıldı ve 2 Ocak sabahı Bahattin Akbulut idaresinde 639.8 ve 426'lık bir galop yaptı. Turboer isimli safkan Mustafa Manavla koşuya katılıyor. 5 numaralı Turbo erden sonra 6 numaralı Beyaz Kule ekranlarımıza geliyor. Dışta Ünal amca ile birlikte çalışan iç kulvarda yer alan Beyaz Kule 638.2 ve 425'lik dereceli bir galop yaptı. Muhammed Bedir sakallılarla koşuya katılıyor ki son katıldığı yarışını da kazanma başarısı gösterdi. İkinci koşu Altılı Ganyan'ın ilk ayağı Ümit Yaşar Oğuzcan koşusu kısa vade 7 bir mücadele olacak. 4 yaşlı Arap safkanları 1400 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda 1 numaralı Ben Yoğum isim isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Ben yoğun dıştaki kır safkandı. Son iki yarışını arka arkaya kazandı bu safkan ve Deniz Akkılıç idaresinde 642.7 428'lik bir galop yaptı. Halis Karataş'la koşuya katılıyor. İki numaralı Cefakeş iç pistte çalıştı Adem Aslan idaresinde ve bu yarış için 643.5-428.5'luk bir galop yaptı. Son iki yarışında tabela dışında kalan Cefakeş bu koşusunda Gökhan Yıldız'la start alıyor. 3 numaralı Gırnata ekranlarımıza geliyor. Yılmaz Kaya idaresinde 2 Ocak sabahı çalışan bu safkan bu yarış için yapmış olduğu 854-426 buçukluk galobuyla ekranlarınıza geliyor. Adem Aslan'la start alacak Gırnata son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Özyel ise 3 Ocak sabahı iç pistte 400 metrelik bir sprint yaptı. 427.8 27.8, son 200'ü ise 13.5 oldu. Özyel Selim Kaya ile start alacak 70 günlük bir aranın ardından son yarışını da üçüncülükle tamamladı. 5 numaralı Rodosto dışta ve önde olan safkandı. 1200'ü 1.24.5, 1000'i 10.5 ve 400'ü 29.2'lik uzun bir galop yaptı. Son iki yarışını arka arkaya ikinciliklerle tamamlayan Rodosto Ayhan Kurşun'la koşuya katılıyor. 6 numaralı Ünal Amca dış kulvarda yer alan safkan içte beyaz kule ile birlikte çalıştılar ve Ünal Amca 638.2 425'lik dereceli bir galop yaptı. Son katıldığı yarışından ikinci olarak ayrılan Ünal Amca Gökhan Gökçe ile koşuya katılıyor. 7 numaralı 1 Kasım ekranlarımıza geliyor. 91 gündür start almıyor. Son katıldığı yarışını kazanmıştı bu safkan ve 3 Ocak sabahı iç pistte 200 metrelik kısa bir sprint yaptı. 200'ü 12.8 oldu. Saadettin Boyraz'la koşuya katılıyor. 8 numaralı Kınalı Kuzuysa Semih Kaymaklı idaresinde 1 Ocak sabahı 1200 metrelik bir galop yaptı. 1200'ü 1.23.2, 8.6 ve son 400'ü 27.5 oldu. Furkan Yüksel ile start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 3. koşu Beşli Ganyan'ın ilk ayağı ise bir meydan mücadelesi olacak. 4 yaşlı Arap Safkanları 1200 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Acar isimli Safkan geliyor. Acar 8 ve 427'lik galobunu 31 Aralık sabahı Zülfikar Karabulut nezaretinde gerçekleştirdi. Hışman çizikle koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Asi Kalp dışta yüksek uçuşla birlikte çalıştı. iç kulvarda yer alan Asi Kalp Hacı Demir İdaresi'nde 31 Aralık sabahı 1008-427'lik bir galop yaptı. 129 gündür start almıyor. Yarış aşamındaki ilk startında ikincilik elde etmişti. Bu koşusunda Selim Kaya ile start alacak. 3 numaralı Bargan Bini 11 427.7'lik galobunu Osman Koparan idaresinde 31 Aralık sabahı gerçekleştirdi. Ayhan Kurşun'la koşuya katılan Bargan son katıldığı yarışında tabela dışında kaldı. 5 numaralı Concherto Sadık Kurt'la 1 Ocak sabahı 857 427'lik bir galop yaptı. Concherto Müslüm Baydan'la 171 günlük bir aranın ardından start alacak. Yarış aşamındaki ilk startında Çin pistte ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Saltukoğlu içteki Kırs safkandı. Saltukoğlu Yunus Yalvan idaresinde 31 Aralık sabahı 1008.3 8.3 ve 427.5'luk bir galop yaptı. Bu safkanda Halil yol açıcıyla Gökhan Gökçe ile start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi ve 9 numaralı Uluçınar İçte Nazım Aşe ile birlikte çalıştığı dış kulvarda yer alan Uluçınar 2010.8 428.8 oldu yapmış olduğu galobunda. Yarış yaşamındaki ilk startını alacak Hakan Yıldız'la koşuya katılıyor. Uluçınar isimli safkan 10 numaralı bu burç ekranlarımıza geliyor. Mustafa Gündüzeli idaresinde 1 Ocak sabahı bu yarış için yapmış olduğu 1200'ü 1.25, 1000'i 11, 28.7'lik uzun bir galop yaptı. 10 numaralı bu burç Furkan Yüksel ile start alıyor. Son katıldığı yarışını tabelada tamamladı. 11 numaralı Kayla Burak Bektaş idaresinde 2 Ocak sabahı 400'ü 426.8'lik bir galop yaptı. Bu safganda son katıldığı yarışında tabela dışında kalırken Burak Bektaş'la Start alacak. 12 numaralı konuksever Serdar Yılmaz idaresinde çalıştı. 2 Ocak sabahı 641.8 427.8 oldu. Gökhan Yıldız'la koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışında tabela içerisinde kendine yer bulamadı. Bu koşuda görüntülerimize son olarak 13 numaralı Serap Sultan geliyor. Burak Bektaş'ta 2 Ocak sabahı 641.2 ve 426.6'lık bir galop yaptı Serap Sultan. Burak Averbak'la start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Değerli izleyenler 4. koşu dörtlü Ganyan'ın ilk ayağında 7-3 yaşlı İngiliz sayısı start alacak 1500 metre mesafede ve bu koşuda görüntülerimize 1 numaralı Bekirim isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Bekirim 3 Ocak sabahı 200 metrelik bir sprint yaptı iç pistte. 200'ü 12.8 oldu. Adem Aslan'la koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı Burundi Engin Karataş idaresinde 3 Ocak sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı. 400'ü 25, son 200'ü 12.4 oldu. Burundi'nin Furkan Yüksel ile start alacak son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Aşraka ekranlarımıza geliyor. 849 423.6'lık galobunu Yılmaz Öztaş idaresinde 31 Aralık sabahı gerçekleştirdi. Hışman çizikle koşuya katılıyor Aşraka. Son yarışında tabela dışında kaldı. 5 numaralı Sierra Maestra ekranlarımıza geliyor. Özgür Gönültaş idaresinde 31 Aralık sabahı 1200'ü 115.6, 1000'i 2 ve 423.6'lık uzun bir galop yaptı. Özcan Yıldırım'la 98 günlük bir aranın ardından start alacak son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Summer Pictures işte Stammen'la birlikte çalıştı. Dış kulvardaydı. 634.3 ve 422.6'lık bir galop yaptı. Halis Karataş koşuya katılıyor ve son yarışını üçüncülük de tamamladı. Beşinci koşu Üçlü Ganyan'ın ilk ayağı Mehmet Akar koşusu. Kısa vade altı mücadelede dört ve daha yukarı yaşlı beş İngiliz safkanı 2100 metre mesafede start alacaklar ve bu koşuda bir numaralı Bay Başkan isimli safkanla başlıyoruz. Mehmet Yıldırım'la 2 Ocak sabahı çalıştı. Bu safkan 1000 metrelik bir galop yaptı. Mini 5 423.8 oldu. Selim Kaya ile 56 günlük bir ara sonrası koşuya katılıyor. Son yarışını tabelada tamamlamıştı Bay Başkan. İki numaralı Kral Ahmet Yasin Demirkıran idaresinde 2 Ocak sabahı 636.3 ve 424'lük bir galop yaptı. Akın Sözen'le start alacak olan bu safganda son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı. 3 numaralı Ryan Arel, Mehmetçik Aydoğdu idaresinde 31 Aralık sabahı 851 51, buçukluk bir galop yaptı. 54 günlük bir ara sonrası Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor. Son iki yarışını arka arkaya dördüncülükler yaparak tamamladı. Son iki yarışını arka arkaya kazanan 4 numaralı Kurtar Alo ekranlarımıza geliyor. Ramazan Arslan'la 2 Ocak sabahı 634.8, 423.6'lık bir galop yaptı. Halis Karataş'ta koşuya katılıyor. 5 numaralı Parlera Hacı Demir idaresinde 31 Aralık sabahı 1200'ü 116.8, 1000'i 3.3 ve 424.3'lük bir galop yaptı. 52 günlük bir ara sonrası Ayhan Kurşuna start alacak ve son katıldığı yarışını üçüncülükle tamamladı. Altıncı koşuya geçiyoruz. 3 yaşlı dişi İngiliz tayları 1400 metre mesafede start alacaklar ve altıncı koşuda bir numaralı dişi aslan isimli safkan ekranlarımıza geliyor. Son katıldığı yarışını kazanıp meydana veda eden bu safkan Ramazan Karabulut idaresinde 2 Ocak sabahı 634.8 423'lük bir galop yaptı. Akın Sözen'le start alıyor. 2 numaralı Beren Sultan Mevlüt Kurt'la 31 Aralık sabahı 1002.6 ve 424.5'luk bir galop yaptı. Son katıldığı yarışını dördüncülükle tamamlayan Beren Sultan Furkan Yüksel'le start alacak. 3 numaralı Çınarlı ekranlarımıza geliyor. Hakan Gökçe idaresinde 2 Ocak sabahı 638,5 ve 425'lik bir galop yaptı. 3 numaralı Çınarlı. Müslüm Baydan'la koşuya katılıyor. Bu safkan son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Kintak ekranlarımıza geliyor. İçte Line Master'la birlikte çalıştı bu safgan ve 1200'ü 117.2, 1000'i 4.2 ve 424.6 24.6 oldu yapmış olduğu uzun galobunda. Bu safganda da Halis Karataş'la koşuya katılıyor. 87 gün önce koştuğu son koşusundan galibiyetle ayrılmıştı. 5 numaralı Hanımam Ağam Mevlüt Kurt İdaresi'nde 2 Ocak sabahı 638.7 ve 425.3'lük bir galop yaptı. Gökhan Yıldız'la koşuya katılıyor. Hanımam son Son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 6 numaralı Kill Bill, Sefer Demirle 2 Ocak sabahı 634.6 ve 422.6'lık dereceli bir galop yaptı. Selim Kaya ile start alacak ve son katıldığı yarışını 3. lükle tamamladı. 7 numaralı Line Master ekranlarımıza geliyor. Dışta Kintak'ta birlikte çalışan iç kulvardaki Line Master 1200'ü 116.8 mini 3.5 424'lük bir galop yaptı. Samet Çakar'la bu koşuda start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 8 numaralı Steman dışta Summer ile birlikte çalıştı bu safkan ve Steman 634.3 422.6'lık dereceli bir galop yaptı. Son katıldığı yarışında tabela dışında kalmıştı. Ayhan Kurşunla start alıyor. 9 numaralı Whisper 3 Ocak sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı Ramazan Arslan idaresinde. 423 son 200'ü 11.2 oldu. Özcan Yıldırım'la koşuya katılıyor ve son katıldığı yarışını kazanıp meydana veda etmişti bu safganda. Yedinci ve son koşuya geçiyoruz sevgili yarışseverler. Yine bir meydan mücadelesi. 4 yaşlı Arap safkanları 1200 metre mesafede start alacaklar ve bir numaralı Agah isimli safkan ekranlarımıza gelecek. Agah Ramazan Arslan idaresinde 3 Ocak sabahı bir kenter yaptı. Aprantesi Müslüm Baydan'la bu koşuya katılıyor. Son katıldığı yarışındaysa ilk 4 dereceye giremedi. 2 numaralı haber atlı Serdar Yılmaz idaresinde 1 Ocak sabahı 854 427lik bir galop yaptı. Adem Aslan'la koşuya katılan bu safkan son katıldığı yarışını ikincilikle tamamladı. Akın Sözen'le bu koşuya katılan 3 numaralı haber şahsa Mustafa Can Demir idaresinde 1 Ocak sabahı 644.5-428.5'luk bir galop yaptı. Son katıldığı yarışını da ikinci olarak tamamladı 3 numaralı haber şah. 4 numaralı Karazindan Danyal Kaya idaresinde 2 Ocak sabahı 640,5 426.8'lik bir galop yaptı. Aprantesi Danyal Kaya ile koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Bu koşuda 12 numaralı Toprak Gelin isimli safkanla da ikili olarak start alacak. 6 numaralı Ran Frat Run 3 Ocak sabahı 600 metrelik bir sprint yaptı Yılmaz Kaya idaresinde. 640,5 427.3 ve son 200'ü 13.4 oldu. Selçuk Akbulat da 171 günlük uzun bir aranın ardından start alacak. Yarış yaşamındaki ilk startında tabela dışında kalmıştı. 8 numaralı Vodina 3 Ocak sabahı 400 metrelik bir sprint yaptı. Mustafa Gündüzeli idaresinde 426, son 200'ü ise 12.8 oldu. Furkan Yüksel'le koşuya katılıyor. Son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 10 numaralı Leylaşka Zekeriya Dar idaresinde 1 Ocak sabahı 858 400'ü 28.5'luk bir galop yaptı Leylaşka. Gökhan Gökçe ile start alacak bu koşusunda ve son yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 11 numaralı Nazım Ayşe dışta Uluçunar'la birlikte çalıştı. İç kulvarda yer alan Kırs Zafkan. 11 numaralı Nazım Ayşe Özgür Gönültaş idaresinde bini 10.8, 428.8'lik bir galop yaptı. Hakan Yıldız'la koşuya katılıyor. 12 numaralı Toprak Gelin Gökhan Yıldız idaresinde 2 Ocak sabahı 640.8 ve 427'lik bir galop yaptı. Toprak Gelin'de Yunus Yalvan'la bu koşuda start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. 4 numaralı Kara Zindan isimli Safkan'la da ekürü olarak start alacak. 13 numaralı Yüksek Uçuş işte Asi Kalp'le birlikte çalıştı. Dış kulvarda yer alan Yüksek Uçuş 1008-427'lik bir galop yaptı. Onur Yıldız da 108 günlük bir aranın ardından start alacak ve son katıldığı yarışında ilk 4 dereceye giremedi. Sevgili yarışseverler İstanbul Veli Efendi Hipodromu'nda sezonun birinci yarış gününde 7 koşulu yarış programında saatler 18'i gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 18.30'u gösterdiğinde ikinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlayacak. Gündüz ise Bursa Osman Gazi Hipodromu'nda ikinci yarış gününde 6 koşulu yarış programında saatler 14.30'u gösterdiğinde birinci koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlarken akşamsa yurt dışı yarış programında İngiltere'nin Wolverhampton Hipodromu'nda 7 koşulu bir yarış programı olacak ve saatler 19.15'i gösterdiğinde 1. koşuyla birlikte 7'li Ganyan ve saatler 19.45'i gösterdiğinde 2. koşuyla birlikte 6'lı Ganyan başlamış olacak. Sevgili yarış böylelikle İtman Pisti programımızın burada sonuna geliyoruz. Tüm yarış severlerimize iyi seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.